Değerli basın mensupları, salı günü başlattığımız anayasa çalışmaları çerçevesinde ikinci gün temaslarını bugün üç partiyle, parlamentoda grubu bulunan üç partiyle birlikte sürdürüyoruz. İlk ziyareti DEM Parti'ye gerçekleştirdik. Bu sürece ilişkin görüşlerimizi, daha doğrusu çerçeveyi kendileriyle paylaştık. Bu süreci açık, şeffaf, demokratik bir şekilde sürdürme talebimizi kendilerine ilettik. Değerli genel başkan, eş genel başkanlar ve eş grup başkanları arkadaşlarıyla müzakere ettikten sonra bu yola ilişkin görüşlerini parti olarak kamuoyuyla da paylaşacaktır. Bizim temennimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok büyük bir çoğunlukla siyasi partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir anayasanın anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bunun da mecliste kabul edilmesidir. Bugüne ilişkin daha detaylı açıklamayı üç partiyi ziyaretten sonra en sonunda gerçekleştireceğiz. Ben bir kere daha ilginiz için teşekkür ediyorum. Değerli basın emekçileri, Sayın Meclis Başkanı'na ziyaretinden dolayı sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet, bizler de DEM Parti olarak bir demokratik anayasa yapım sürecine Türkiye'nin ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. Bu konuyla ilgili çeşitli açıklamalarımız olmuştur ve biz 12 Eylül Anayasası'nın uygulanmadığı bir dönemden geçerken ne yazık ki 12 Eylül Anayasası'nın değişmesi ve demokratik bir Türkiye'nin inşa edilmesi konusunda adımlar atılmasıyla ilgili görüşlerimiz kamuoyunca bilinmektedir. Bu dönemde elbette bir yol temizliğine ihtiyaç var. Türkiye'de bir demokratik anayasa yapım sürecini inşa edebilmek için mevcut olan baskı sürecinin ortadan kalkması, antidemokratik uygulamaların ortadan kalkması, anayasanın hükümlerinin uygulanması, ahim kararlarının hükümlerinin uygulanması, bütün bunlar bizler açısından çok önemli. Tabii sizlerin de huzurunda dün 1 Mayıs'ta elbette yaşanan şiddet olaylarını burada olumsuz gördüğümüzü ve böylesi bir zeminde bir anayasa yapım sürecinin zorluklarının olabileceğinin altını çizdik bugün. Bizim de en büyük temennimiz ciddi bir yol temizliğinin yapılması, bir demokratik zeminin oluşturulması, en geniş yelpazedeki toplumsal bir mütabakatla Türkiye'deki bütün farklılıkları, bütün farklı halkları ve inançları eşit yurttaşlık hakkı temelinde bütün haklarının anayasal güvence altına alındığı bir zeminde bir anayasa yapım sürecinin açılması elbette bizler açısından da önemli. Son olarak da değineceğim nokta, Türkiye'nin içinden geçtiği çok derin bir ekonomik kriz ve yoksulluk var. Elbette bu anayasa tartışmalarının ülkenin en acil ve alarm veren bu sorununun üstünü örtmeyecek bir şekilde gelişmesi ve bu soruna parlamento zemininde hep birlikte bütün siyasi partiler olarak üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirme konusunda değerli halklarımıza, bu ülkenin yoksullarına, işçilerine, emekçilerine karşı öyle bir görev ve sorumluluğumuz vardır. Biz bir kez daha değerli başkanımıza bu ziyaretinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok sağ olun.